iletişim aletleri popülerleşirken onları şarj etmek ise her geçen gün zorlaşıyor. Güney Koreli bilim insanları elektronik aletleri şarj eden akıllı tekstil ürünleri ürettiler. Bir uzaktan kumanda gibi işlev gören ürünleri araştırma ekibinin lideri Profesör Kim Sang-woo tanıttı. İnsanlar gün boyu kıyafetlerinde oluşan statik elektrikten kurtulmaya çalışırlar. İşte biz de bu limitli enerji hakkında araştırma yapmaya karar verdik ve statik enerjiyi bir elektrik kaynağı haline getirmeyi başardık. Araştırmacılar günlük hayatta kullandığımız organik kumaşların ürettiği statik enerjiyi akılcı bir yöntemle şarj aleti olarak kullanmayı başardılar. Bu enerjiyle likit kristaller, led ışıkları gibi şeyleri yakabiliyoruz. Az elektrik çeken sensörleri de rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Araştırmacılar akıllı tekstil ürünlerini günlük kullanıma rahatlıkla adapte edebileceklerinin altını çiziyorlar. Ve bu teknoloji nesnelerin interneti sistemiyle çalışıyor. Gelecekte nesnelerin internetiyle ilgili daha fazla tasarım göreceğiz. Sensörler insan bedenine sabitlenebilecek. Bu tip kumaşlar bağımsız sensörler haline getirilecek. Yün kumaşlı kıyafetler doğal bir giyilebilir batarya işlevi gördüğünden gelecekte her aletimizi kendimiz şarj edebileceğiz. Akıllı kumaşlardan akıllı sensörlere, üzerinde yüründüğünde aydınlanan yollar Finlandiyalı araştırmacıların son icadı olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar sensörlerin hırsızlık alarmlarına, haritalama sistemine ve bebek izleme monitörlerine kolayca adapte olabileceğinin altını çizdi. Burada gördüğümüz insanların koridorda yürürken izlenebileceği gerçeği. Gizli kameralarla bu yapılıyor aslında. Böylece kimin nereye gideceğini önceden bildiğimizden onlara gerekli yönleri tarif edebiliriz. Bugünlerde sıklıkla duyduğumuz bir kavram olan nesnelerin internetiyle uygulanan sistem hayatımızı değiştiriyor. Orijinal adıyla Internet of Things, çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleriyle haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak tanımlamak mümkün. Aynı teknolojiyle çalışan akıllı bebek monitörleri, hatta akıllı emzikler bize bebeğimizin ateşi var mı, solunumu normal mi gibi bilgileri cep telefonumuza yönlendirerek bizi aydınlatacak. Finlandiya'da dondurucu soğuklara rağmen çocuklar sokakta uyutulur. Fin anne Soledad Press'in de akıllı aygıdı bebeği için kullanacağını söylüyor. Onun vücut ısısını kontrol edebilirim. Bir değişikliği hemen fark ederim. Onu hemen içeri alırım. Bebeğinizi iyi tanıyorsanız ne zaman ve ne şartta uyanacağını da anlarsınız zaten. So in the case that you know your baby enough to have the suction pattern, you know when she's about to wake up as well.